Çok sevdiğim dostlarım var burada. Hemen en yaşlı olandan başlamak istiyorum. Nursel, çok yaşlısın. Çok yaşlı olmaktan dolayı mutlu musun? Yaşımla hiç alakam yok. Alakan yok, biliyorum. O kadar yıllar önce doğmuşsun ki ben bile hayret ediyorum. Bu nasıl başarıyorsun? Çok seksi bir kadınsın her şeyden önce. Teşekkür ederim. Müthiş seksisin. Teşekkür ederim. Müthiş seksisin. Yani güzelsin demek istemiyorum. Çünkü belli bir yaştan yok, sonra güzel artık değilim. Güzellikle... Hayır, güzelsin aynı zamanda ama galiba güzellik, ne dersin Mert? Yani güzellik, siz ne dersiniz efendim? Siz de çok yaşlısınız ama... yani güzellik kavramı mı değişiyor? Mesela değişiyor. Çok çok güzelliği, çok güzelliği artık gençlere... Ay ne güzel kız, ne güzel kız falan filan ama... Onlarda eksik olan şey de galiba karizma... seksapalite, seks güzelliği bir de simetride ölçüyorlar biliyor musun? Simetri. Yani yüzün iki yanının da eşit olması lazım. Yani, o çok salakça bir şey, o çok çirkin bir şey oluyor. Yani bir yüzünün yarısını eğri... kes, öbür yanını evet. Mirror yap, yan yana koy, evet. Korkunç çirkin ama bir şey. Ama güzellik oluyor. Bunda. Yani bunda mı ikisi, diyorlar? İki tarafında kıskanır simetrik olması. Kıskanır mısınız böyle simetrik olan insanları? Ki yok, sen de kıskanma. Ben de kıskanlık, yani kıskançlık denen bir şey yok ya. Niye kıskanayım ki? Yani sende olan bende olamaz ki. Nasıl bende olan sende olamaz. Ben o kadar çirkinim ki bende olan her şey sende olabilir. Sende olan şeyler bende olamaz. Yani evet ama yani insani anlam olabilir sende. Evet. İnsani olarak. İnsani ruhu olarak. Ruhu güzel. Ruhu güzel. Evet. Sen çok cazibeli bir kadınsın. Yani bir yere girdiğin zaman ha bu kim falan. Bir tüyler ürperiyor sende. Ya ben sen, yıllarca... Senin ürperiyor mu? Benim ürperiyor kesin. Yalan söyleme. Hakikaten ürperiyor. Nursel'i gördüğün zaman Nursel bir yere girince böyle bir ürperme oluyor. Bak şimdi ya. Oluyor da o girmeden sen içeri girince de bir ürperme oluyor. Ondan sonra senden daha çok ürperme. Mekana gelince. Vallahi. Bu program burada olacağım mesela. Şimdi. Evet. Sen gider gün senden daha çok ürperiyoruz biliyorsun değil mi? Benden niye ürperiyorsun? Yani böyle bir ürpertecek bir şeyim yok. Korkunç bir aura. Ama bak yıllar önce şu olay vardı Okan. Almanya'da ben hep şeyden bana bakıyorlardı. Girdiğim her yerde bakıyorlardı. Ve ben onu yabancı düşmanlığından zannediyordum. Saçım kara işte kara kaş kara gözlüğüm bana girdiğim her yerde yabancı olarak bakıyorlar diye düşünüyordum. Ama yıllar sonra eşim söyledi. Ya muhteşem kadınsın tabii ki bakarlardı. Ben yıllar sonra buldum bu. Güzelliği evet. O bahsettiği şeyleri evet. Bir de senin böyle bir sertliğin ne? Yani aslında cinsel caziben de sertlik üzerine, dominasyon üzerine. Hiç dominant değilim. Çok yani pamuk kadar yumuşak bir kadınım. Cidden ben biliyorum beyefendiyi biliyorum. Kaç kere kamçıladım seni yani yapma şimdi Okan. Evet ama işte lafla kamçı, hareketle kamçı, şeyle yani bir baskın kadın. Evet, dominanın yanında bir de ezilen lazım biliyorsun. Evden. Ezilen mutlaka lazım, evet. Yoksa olmuyor. Bir anlamı yok. Peki eşiniz pısırık mıdır? Yok. Değildir. Peki. Yani Türkiye'de hep ona şey diyorlar, çok naif bir adam. Naifle neyi kastediyorsun? İşte naif, aynen saflık naif, böyle bir şey diyorlar. Aynen saflıktır ama Türkiye'de böyle daha kibar, centilmen olarak... şeye kullanılıyor naiflik. Öyle diyorlar ama yok yani çok kendine has. Almanya bizde ayılamalık olmadığı zaman naiflik diyorlar. Hakikaten zarif bir adama. Evet. Güçlü ve zarife ayılamalık olmadığı için ayılamalık bir tabir olarak kullanıyoruz. şey diyor naif. Evet öyle diyorlar. Hiç tutmuyor yani o. Hiç benim eşimle alakası yok. Evet. Yani Alman bir insan yani en azından. Alman bir insan. Disiplini var. Organize. Talent yani. Alman yani. Bir de müzisyen. Çok evet. Değerli bir müzisyen. Evet. Enstrümanı neydi efendim? Viola. Viola. Kemanın keman büyüğü. Diyorlar. Kemanın ablası evet. Kemanın ablası. Ablası mı denir abisi midir? Ablası diyoruz biz. Çünkü evet. Almanca'da artikeli. Artikeli dişi midir efendim? Evet. Peki daha büyüğü violonsel ya da cello ondan sonra şey cello geliyor. Ondan sonra kontrabas geliyor. Annesi oluyor. Bir de kontrabas. Kontrabas da adam boyu zaten. Adam boyunda zaten. Fakat çok çok iyi, çok profesyonel bir müzisyendir evet. Bildiğim kadarıyla. Senfonide galiba evet. Değil mi? Kendi senfoni orkestrasını daha doğrusu senfoni demeyelim de çağdaş müzik topluluğunu ilk defa Türkiye'de kurdu. Türkiye'de pek çağdaş o anlamda bilinmiyordu. Bazen konserlere insanlar geliyor çıkışta arkadaşlar şey diyor. Ya müziği pek anlamadık ama bu evde mi prova yapıyor bunları? Evet. Aa,
acıyorlar bana. Acıyorlar mı? Ay ne acayip insanlar. Çünkü ama yani çağdaş da biliyorsun ya, hiç melodi yok, sadece falan var yani. Çağdaş böyle çok insanı oturtturan sakin. Evlilik nasıl devam eder böyle bir durumda? Mesela sabah kalktığınızda çok çağdaş bir insan diye mi şey yaparsınız mesela kahvaltıda? Yani alıştım artık müziğe, alıştım çağdaşa, alıştım yani. Ay ne zor bir şey. Yok, çağdaş. Zor değil. Hayır, zor değil tabii. Yani bize hayatımı öyle geliyor. Hayatımı zorlaştırmak istiyor. Zorluk arıyor da. Yok zorluk. Ya yani ben bir bit yeniği arıyorum aslında. Evet, arıyorsun. Yani yoksa bu programlar nasıl yapacağız? Yani birisinin bir zayıf tarafı, problemli tarafı olmasa. We'll be right back.